Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 15-21 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, evet bu hafta 20 Ocak itibariyle artık Güneş'in Kova burcuna geçişiyle birlikte Kovaların da zamanı başlıyor. Sizin de bu hafta doğan kovaların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Güneş Burcu'nuza geçmeden önce Oğlak Burcu'nda hareket ediyor. Şu anda Merkür ve Mars da Oğlak Burcu'nda. Geçtiğimiz hafta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay doğdu. Şöyle bir kendimize çeki düzen verme, kendimizi bir gözden geçirme dönemi. Biraz hani geri planda çalışmalar yapabilir, sağlığınızla ilgilenebilir, kontrollerinizi yapabilir, kısa bir inziva süreciyle dinlenebilir, hazırlıklarınızı yapabilirsiniz bu hafta itibariyle ile. Yani daha gizli, daha yalnız yapacağınız işlere odaklandığınız bir haftadasınız. Pazartesi günü Ay'ın Balık burcunda olması para konuları, hesap işleri, muhasebe işleri, ödemeler, faturalar, alacaklar ve benzeri konuları öne çıkarıyor. Biraz parasal konularda endişeleriniz olabilir. Ancak bunları da hızlı bir şekilde çözüme ulaştıracak, gerekli destekleri bulabilecek yardım alabilecek ya da yaratıcı çözümler bulabilecek yetenekleriniz de var. Bunları keşfedebilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanabilirsiniz bu dönemde. Salı günü Ay Koç burcuna geçecek. Perşembe öğle saatlerine kadar oldukça hareketli olabilirsiniz. E, i̇şle de ilgili görüşmeleriniz, yazışmalarınız olabilir ya da yakın çevrenizdeki kişilerle, komşularınızla bir araya gelmeniz ya da kardeşlerle bağlantıya geçmeniz ziyaretlerin olması mümkün Salı öğle saatlerinde biraz iletişim sorunları artabilir buna dikkat edin trafiklere daha temkinli olmakta fayda var Hani gereksiz böyle dikkatsizlikler sakarlıklar oluşabilir özellikle trafikte ve iletişim alanlarında Perşembe öğle saatlerinde ay boğa burcuna geçecek. Perşembe öğle saatlerinden itibaren biraz daha hani kişisel keyif ve konfor alanlarınıza, evinize odaklanıp özel zaman geçirebilir. Ailenizle birlikte olabilirsiniz. Biraz tembellik de olabilir tabii ki. Hani dış dünyadaki aktiviteler yerine evde zaman geçirmek işte kendinizi biraz böyle dinlendirmek istiyorsunuz. Evde yapılacak işleriniz varsa bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Ee, ve evde keyifli vakit geçirmeniz mümkün. Bu evde aileyle yapılacak bir toplantı olabilir, bir yemek daveti olabilir, bir kutlama olabilir. Özellikle perşembe akşamı, cuma akşamı bunun için güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili kovalar. Ve hafta sonu artık güneş burcunuza geçecek ve Plüto tekrar burcunuza geçiyor 21 Ocak itibariyle. Bu tabii ki ağır ve önemli bir transit ancak unutmayın ki uzun süreli bir transitle birlikte Plüto ile birlikte bu dönemde güçlendiğinizi ve hayatınızda çok köklü dönüşümlere doğru hazırlandığınızı hissedebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.